Derin Futbol devam ediyor sevgili seyirciler. İlk yarının enlerini seçeceğiz. Yavaş yavaş arkadaşlarımız da hazırlığını yapıyor. Onlar hazırlığını yaparken ben yılın son Derin Futbolu'nda yorumcularımıza sormak istiyorum. Klasik bir sorudur ya, yılbaşında ne yapıyorsunuz diye. Rasim, evet, ne yapıyorsun? Ben önce üstadlarımı dinleyeyim, en son ben ne yapacağımı söyleyeyim. Sinan abi, sen ne yapıyorsun? Tolun, Toluna izliyor mu bu arada programı, Öğren? Toluna Öğren. Büyük YouTuber. Oğlum benim. Kayboldu ve yıllar sonra oğlumu buldum. Şöyle yapalım mı Sinan Messi'ye abi? Messi'ye benzeyen oğlum. Yılın enlerini seçiyoruz ya. Yılın YouTuber'ı Tolunay Öğren. Seçelim mi? Yılın YouTuber'ı seni seçiyorum. Tolunay Öğren. Kaybolmuş oğlum. Buldum. Kavuştum ona. Şimdi buradan Tolunay'a tekrar selamlar da. Desteği de sağ olsun. Beyaz Spor'da destek veriyor. Aynen. Çeşme'ye gideceğim herhalde. Çeşme'desin. Ailece. Değişiklik yapayım, Çeşme'ye gideyim. Çeşme'de çiftlik var ya. Evet, çiftlik var orada. Çiftlikte oturacağım. Peki. Ahmet Hocam. Ben yılbaşında eğlenceyi çok sevmem. Evdeyim çoluk çocuk. Evdesin. Herkes evde o zaman. Abdülkerim Hocam. Ben bugün ne yaptıysam, dün ne yaptıysam, ondan önceki gün ne yaptıysam aynı. Benim hayatımda hiçbir şey değişmez. Yılbaşıymış falan. Ben öyle işlere zaten sıcak bakmıyorum. Bir anlamda yüklemiyorum. Evimde oturuyorum, televizyon seyrederim ben ve çay içerim. O kadar. Heyecanlanmıyor musun yeni yıla gireceğiz diye? Hiç alakası yok. Peki. O zaman. Yeni yıla girdiğimi nereden? Ne çabuk geçiyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Enerjim düştü. Şu çok severim ben. Gençliğimde çok dinlerdik onu. Özdemir Erdoğan'dan var mı? İkinci bahar mı? Evet. Hazırlasın Serkan. Hadi ikinci bahar var mı? Ne bileyim, içimden geldi ya. Peki, deli hazırlayalım. Deli misin sen ya? Deli misin? Bizi nerelere götüreceksin şimdi? İkinci bahar. Bizim Sarı Metin'de hastalar Özdemir Erdoğan. Sarı Metin'de. Sarı Metin'de koçum benim. Biz Metin Tekin'le bunu dinlerdik, biliyor musun? Erçin yerime geldi. Geldi mi? Geldi. O zaman hadi bakalım ilk yarının enlerini seçmeye başlıyorum. Sormadın, unuttu. Ne sormadın? Aa, yılbaşı. Evet, yeni. Ha, sen pas attın. Demek ki beni bu kadar şey. İlk sana sordum ya. Ayıpsın. Ben Dubai'ye yılbaşında gider. Allah izin verirse kayacağım. Bak ya. Uludağ'a gidiyorum. Senin dostun. Oo, kardeşime. Şeytan. Medya kralı. Ender Alkoçlar'ın yanına gidiyorum. Geçen sene de kaydın. Geçen sene yılbaşında kaymadım. Geçen sene sömestrde kaydım. Varmış görüntüler. Yılbaşında ilk kez kayıyorum. Yalnız bir şey. Ben yılbaşında Uludağ'a ilk kez çıkacağım. Genelde Şubat'ta çıkardım. İlk kez yılbaşında inşallah. Geçen bu, sene bu sensin değil mi? Sen misin? Benim. Geçen sene kayarken. Evet, görüntü bu. Yalnız kötü bir adet. Motorla ya kayıyorsun. Şeytanın mı? Şeytanın aleti mi bu? Şu an bunlar mı kaydı? Ender Alkoçlar Uludağ'daki bütün kar motorlarını o işletiyor. Bütün. Onlarca kar motoru Finlandiya'dan, Rusya'dan getirtti. Kar motoru bak. Bununla mı kaydı? Bununla mı kaydı? Bununla da kaydım, öbür türlü de kaydım. Yakışır İki kardeşim. Şekilde de kaydım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hem Antalya'nın bunu konuşturma ya. Ben değil ya. Sabuk sabuk konuşuyor ya. Sen de Sinan. Sinan, senin kafan var ya hepsi. Ender Alkoçlar'ın düşmanı mısın? Söyle. Dostu dostu. Şey diyorum ben. Kardeşim benim. Yeni yıla bak. Şeyle beraber gidelim. Ya Sinancığım, bir tane bir şey yok mudur, bir söyle şey yok mudur, bir gelenek yok mudur? Yeni yıla nasıl girersen bütün yılı öyle geçermiş. Bütün sene kayarak geçsek ne güzel olur ya. Yani, ne keyif ya. Yazın nasıl kayacak? Ya yazın. Belki su kaya. Su kaya. Su kaya. Yılbaşı gecesi belki benim Beşiktaşlı kardeşim var. Ya bir şey diyeceğim. Galiba benim bildiğim Levent Kızıl da Uludağ'da. Yok, Bursa'da. 9.30 yılbaşında Uludağ'da. Sen olabilir. Bursa'da. Belki 9.30'a gideceğim. Sen bir daha düşün. Bak. Benim bildiğim senin dostun Levent Kızıl da. Sen bir daha. Levent Kızıl da kayacak. Levent şeyde. Bodrum'da olacak. Emin misin? Rasim, bir daha düşün. Levent Kızıl da kayacak. Bir daha düşün. Yeni yıla nasıl girersen bütün yıl öyle geçer. Ona göre. Ya güzel olur. Bir daha düşün. Peki. Bursa Allah seni kahretmesin ya. Ben Bursalıyım. Ya önce ne beni onu suçu. Yılbaşında ben de Bursa'ya gidiyorum. Ay, baba. Ben de Bursalıyım. Memleketime gideceğim. Onur'un memleketi Bursa. Bursa'nın efsanesi Uludağ. Evet. Allah izin verirse orada Uludağ'ın kralı Ender Alkoçlar. Hadi tamam, hadi tamam, hadi geç abi. Peki. Kaymadın mı işte? Hadi enlere kayalım o zaman. Ya ara, geçelim. Yapma ya. Ya ben bir şey demedim arkadaş ya. Sinan abi, nefes at adamsın ya. Ya. Estağfurullah. İlk yarının takımı. Hadi bakalım gelsin, seçmeye başlıyoruz. İsterseniz önünüzdeki kağıtları yazıp kaldırın. İsterseniz söyleyelim ya. Söyleyerek yapalım. Peki söyleyelim, tamam. İlk yarının takımı. Rasim bu arada ankete de bakıyorum.
Hepsinin anketi de hazır olsun. Rasim, ilk yarının takımı hangisi? Abi ya, tartışılır mı yani bu? Bu hani şey gibi bir şey oldu. Hani Türkiye Cumhuriyeti hangi yıl kuruldu? Allah Allah. 23 diyenler var, 25 diyenler var. Öyle şey olur mu? İlk yarının takımı Trabzonspor'dur. Bitti ya. Hani sonradan çıkış yaptı. Başakşehir, Konya. Abi bir kere Trabzonspor Türk futbol tarihinde görülmedik farkı attı. Aynen öyle. İstanbul takımı. Böyle bir şey var mı? Apo abi, sen hatırlıyor musun bu kadar fark atıldığını? Ya en az o kadar farkı bir tane İstanbul takımı yerdi mesela. Yerdi. Üçü evet, birden. Ama üçü birden. Yani üçü birden böyle kahveler var ya. Üçü birden. Trabzonspor. Net. Net. Uzatmaya gerek yok. Trabzonspor. Ahmet Çakar yazıyor bir şeyler. Ha yok. Bence Konya. Niye? Trabzon mükemmel bir kadro. İyi top oynayan, çok kaliteli. Pahalı bir kadro. Türkiye'nin en büyük kalecisi orada. En önemli orta saha oyuncuları orada. Bakayemeler, Hamşikler. Cornelius'lar. Cornelius'lar, Bakasetas'lar. Evet. Konya diyorsun. Sezon başı düşer mi, düşmez mi, nerede bitirir falan derken bugün ligin ikincisi, bir tane oyuncuyu zor sayarsın. Bak Konya'lı 11 tane oyuncuyu alalım, İstanbul İstiklal Caddesi'nde farklı sokaklardan İstiklal Caddesi'ne iltihak geçsin. Serdar Gürler'i falan tanırlar. Bir kişi, tanımaz kimse. Bak Allah bir Allah. Kişi Konya'lı bir oyuncuyu İstanbul İstiklal Caddesi'ne grup olarak gezerlerse bunlar birileri galiba takım derler. Ya. Tek tek geçsinler. O sarışın olanları derler ki ya bu çocuklar şeyde işte böyle Slovenya'ya falan tanırlar. Abi kimseyi tanımazlar. Kimseyi tanımazlar. Sen tanım. Bana göre. Bana göre Konyaspor. Evet. Trabzon demek kolay. Trabzon da çok başarılı ama Konya. Konya diyorsun. Abdülkerim hocam. Benim de belli. Ben biliyorsun ben sezon başından beri Konyaspor diyorum. Konyaspor, Konyaspor, Konyaspor diyorum. Evet. Ya benim beklediğim başarıyı elde etti. Ya ben Konyaspor'dan bu başarıyı bekliyorum. Hatta Konyaspor'un çok gereksiz puan kayıpları oldu. Üç büyüklere toplam 30 puan fark atmışlar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Evet, yani Konyaspor'un bir de içeride falan böyle bir Anadolu takımıyla beraberliği falan oldu bir maçta, birkaç maç böyle. Dışarıda da böyle bir garip bir poza, bir şey oldu. Daha bile fazla puan toplayabilirlerdi. 0-0 kalmıştı, evet. Tabii ki Ahmet Çakar'a katılıyorum. Çünkü 2-2 oldu o zaman. Hem camia gücü, hem taraftar gücü, hem basındaki gücü, yani birçok parametreyle Trabzon'un yaptığı büyük başarı ama Trabzon şampiyonluklar yaşamış bir camia. Zaten olabilir. Buraları oynamaya alışkın tabii diyorsun. Tabii ki Konyaspor çok enteresan. Peki. Bence çok en başarılı kulüp ilk yarının takımı. 2-2 oldu o zaman, bana kaldı iş. Ben Trabzonspor diyeceğim. Ya bu olabilir. Ben Trabzonspor diyorum. Ben de mesela Trabzon anket, bile diyebilirim. Anket gelsin. Değil mi hocam? İkisi de çok başarılı. %43 Trabzonspor. Ankete katılımınız için teşekkürler. O zaman... Kaç? İlk... Öbürleri ne? Okusana be. %15. Aa bir dakika, seyirci oyu belirlesin. Ben söylemeyeyim beraberliklerde. Tabii. O da zaten Trabzonspor diyor. Başakşehir %15. Konya %24, Fenerbahçe %18. Ya, Fenerbahçe %18 dördüncü diye mecbur onu da aldık hocam. Kim verir yani. Abi? Evet, objektif bir anket olmuş. Geçelim. İlk yarının teknik direktörü. Gelsin adaylar. Ha, bunların içinden değil, kendi ayrı adayınız varsa onu da söyleyebilirsiniz. Anladım. Evet. Gelsin. Abdullah Avcı, Emre Belezoğlu, İlhan Palut, Montella. Ben veriyorum cevabımı. Buyur hocam. Tartışmasız İlhan Palut. Ben de buna katılıyorum. Yola çıksa, Avcı demiyorum. Bak yola çıksa, yürüse. Ya ankete. Hocam devamlı yola çıkarıyorum birilerini. Sen niye taktın ya? Hocam, kim senin ya? Farklıdır hocam. Bu yola çıksa değil mi? Yola ne buyuyor hocam? Müsaade edin. Bugün İlhan Palut İstiklal Caddesi'nde yola çıksa. Kim bu herif? Başka bir yerde gezdir var bir sebebi. Aksaray'da yola çıksa, Arap bir turist derler şehri filan, Irak bir Yemenli. Bağdat Caddesi'nde yola çıksa, Allah Allah. Bu derler galerici filan mi böyle, 38-40 yaşında bir oğlan. Halbuki elindeki mütevazi kadroyla ligin ikincisi, 7 puan geride. Daha düne kadar İlhan Palut çok önemli takımda, mesela Abdullah Avcı diyorsun, milli takım dahil birçok takımı çalıştırdı. İlhan Palut tamam. Hataylıdır. Bana göre ilk yarının teknik direktörü İlhan Palut Tur. Peki. İkinci kim? Sinan abi, sence? Hepsi çok başarılı. Orada baktığın zaman Emre büyük çıkış yaptı. Emre Belezoğlu diyebilirsin. Montella diyebilirsin. Abi. Hepsi ama her zaman
lideri söylerim, Abdullah Avcı'yı tarihinin en büyük farkına atıyorsun sen, üç büyüklere. Evet. Böyle bir fark yok. Böyle bir fark yok. Onun için tabii ki Abdullah Avcı ilk yarının teknik direktörü. Bu arada ankette çok enteresan bir sonuç çıkmış. Yasin, sence kim? Şimdi İlhan Palut'tur diyorum kesinlikle. İlhan Palut bizim Göztepe'de 2 sene çalıştı. Sonra Konya'ya geçti ve Hatay'ı da şampiyon yapmıştı. Ya futbolculuğu şey değil İlhan Palut'un. Değil mi abi? Küçük takımlarda oynadı herhalde yani. Evet. Ama teknik direktörlükte bana göre daha da ilerleyecek bir adam. Genç. Çok geçmişe dönmeden seri gidelim biraz. İlhan Palut. İlhan Palut diyorsun. Aynen. O zaman ne oldu? 2 İlhan Palut, 1 Abdullah Avcı. 3 antrenörün takımı İlhan Palut'un takımından kaliteli oyunculara sahip. Ha. Ya öyle bakacaksın. Evet. Öyle bakarsan Abdullah Avcı benim biliyorsun çocukluk arkadaşım. Tabii. Çok severim. Korkunç ve çok da başarılı buluyorum. Milli takım, Beşiktaş, Başakşehir'le şampiyonluklar kovalamak. Anladın mı? Bütün bu kariyerleri yanında Trabzon gibi büyük camiayı da bu şekilde getirmesi büyük başarı. Ama İlhan Palut'unki olur şey değil. İlhan evet. Palut diyorum. İlhan Palut. 2-2 oldu. Ankete başvuruyoruz. Apo kusura bakma Apo'cum. Ankete başvuruyoruz. Olmazsa ben oy kullanacağım. Of! %52 Emre Belözoğlu. Ne dedim? %52 Emre Belözoğlu dedim. Ben görmeden ankette Emre Belözoğlu çıkar evet. dedim. İşte bu da Fenerbahçe taraftarının gücü. Evet. O zaman ben Abdullah Avcı'dan yana kullanıyorum aferin, oyumu. Onur. Abdullah Avcı. Yalnız benim kanaatim Apo abi sana katılıyorum. 3. Yok ya. Bu o da İlhan Palut dedi. İlhan Palut diyorum ben. İlhan Palut ya. 2-2 İlhan Palut galip ya. 3-2 İlhan Palut galip. 3-2. Tamam. Bak ben şunu diyorum. Nasıl Çabuk. Ki bu Karadeniz fırtınası bu sene şampiyon olacaksa sevgili Apo abi. İlk kez senin söylediğin bu Anadolu Kartalı Konyaspor'da sanki runner up ikinci olup gibi gözüküyor. Runner up da büyük başarı. Hadi bakalım. İlk yarının futbolcusu gelsin adaylar. Anket çok enteresan çıktı. Uğurcan, Amşik, Kerem, Mesut. Başka birini de söyleyebilirsiniz. Mesela abi. Atıyorum Gezal. Yani örnek. Kim başlamak ister? Ben burada iki adam söylemek isterim. Uğurcan'la Amsik'i söylemek isterim. Amsik büyük futbolcu. Ama bir takıma bu kadar fayda sağlayan bir kaleci... Aynen. Bugün Trabzonspor eğer liderse bunun en büyük faktörlerinden bir tanesi de Uğurcan'dır. Uğurcan diyor. Uğurcan diyor Sinan Engin. Ahmet Hocam ekrandasın. Sen ben söyle bu dördü dışında Makaveme'yi söylüyorum. Makaveme'yi diyorsun. Makaveme'yi söylüyorum. Evet. Trabzonsporlu siyahi sol açık. Peki. Abdülkerim Hocam. Trabzonspor bu kadar farklı liderse tek sebebi Uğurcan Çakır'dır. Aynen. Uğurcan Çakır en az şu anda aklımda kalan en az 4-5 maçı puansız bitirecekken. Ya, tabii. Puansız bitirecekken maçı olabilir. Puan getirmiştir Uğurcan Beşiktaş Çakır. Beşiktaş maçı son 6 ay maçı falan. İşte onun gibi 5-6 maç şu anda aklıma geliyor. Belki daha fazladır. Yani puan alamayacağı maçlarda Uğurcan tek başına puan aldı. Uzak ara Uğurcan Çakır ilk yarın futbolcu. Rasim Ozan Kütahyalı. Tartışmasız Uğurcan Çakır'dır. Uğurcan diyorsun. Uğurcan bana göre birkaç sene sonra, şu an tam diyemem. Birkaç sene sonra Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kalecisi olarak alınacak. Peki. Gelmiş geçmiş ve kesin olarak söylüyorum. Belki bizlere fazla gelecek tabii ama bana göre hak ettiği maaşta da değil. Ben onu söyledim. Ayda 900.000 TL alıyor. Yani bu alkolcu İngiltere'de falan yani dolar bazına baktığın zaman çok çok fazlası kaldı. Çok düşük. Çok düşük. Peki. Dolar Uğurcan 3 oy aldı ve kazandı. Anket gelsin. Mesut Özil %35. Hadi ya bırakın bu işte. Ama halkın oyuna da saygı duymak hiçbir lazım. Hiçbir saygı falan duymuyorum. Peki. Hocam Jacomel oldun. Halkın oyuna saygım yok dedi. Peki. Benim oyumla sokaktaki adamın futbol anlamında oy ayrı mı olacak? Hoş geldin Aysun Kayacı. Aysun da yurt dışına gitti değil mi sen abi? Rasim, ne bilsin ya? Niye Sinan'a soruyorsun ya? İlk yarının olayı hangisi? Bilir. Bizim adaylarımız bir gelsin ekrana. İlk yarının olayı. Hayal kırıklığı mı geldi ekrana? Peki ben yanlış söyledim pardon. Tamam ben ekrana bu geldi bu kalsın. İlk yarının hayal kırıklığı.
Bunu geçtik ya. Tamam, bunu geçtik. İlk yarının olayına döndük. Peki. Trabzonspor'un farkı, Markao Kerem kavgası, Ali Koç'un megafonla havalimanında yaptığı konuşma, Sergen Yalçın'ın istifası. Markao Kerem. Markao'nun Kerem'i tokatlaması. O çok büyük tokatlama olaydı. Demeyelim, isabet etmedi. Kısa içindeki kavgası diyelim. Ya, şaka bak ha. Ne diyor bu ya? Şaka mı yapıyor bu ya? İsabet etmedi hocam. Yok ya, devirdi. Yapmadı. Tokatlaması diyor da daha ya, şey bir ifade kullanalım. Ya. Programı sunuyordum hocam. Okşadı. Nasıl ya? Okşa. İsabet etmedi. Markao ile Kerem arasında. Siz bayılırsınız Türk televizyonları. Markao ile Kerem arasında yaşamış o nahoş olay. Münakaşa diyor. Münakaşa diyor. Birbirlerinin yanaklarını şaşıracak. Futbolun bir şey konuşalım. Kerem'i dövmesi, esmesi, rencide etmesi var. Evet. Peki Markao, Abdülkerim hocam. Tabii ki hiç böyle bir şey görmemiştim. Markao diyorsun Sinan Markao, abi. Markao Kerem abi, olayı. Hani rakip takımların kavgasını çok yaşadım. Normal. Ben abi mesela bir Fener Samsun maçı yaşadım. Biz 5-6 kişi 4 ay ceza aldık. Samsunlularla daldık birbirimize. Sinan biri o olaylı maçı. Ercan da var. O bile normal. Çünkü neden? Rakiple. Sinir boşandı. Samsunlu futbolculara saldırdık biz. Maçı kaybettiğimiz için. Evet. Saldırdık. Olabilir. Futbolda böyle şeyler olur. İki takım arasında kavga çıkar. Ama bir futbolcunun sağ içinde kendi takım arkadaşını bu şekilde ilk defa görüyorum. Yılın değil. Bence son 10 yılların olayı bu. Peki. Hangi takımda o ya? Beşiktaş bir buna bir kavga ettiler. Siz yine anlattın ya. Denizli maçı. Kovalamaca oldu sahada. Kavga yok. Kovalıyor. Kovalamaca. Hiç böylesi görmemiştik valla. Peki. Rasim sen ne diyorsun? Markao abi direkt söyledim. Oy birliğiyle. Hiç tartışmasız abi. Peki anket ne demiş? Bence de Markao 5'te 5. Ne demiş? Trabzonspor'un tarihi puan farkı. O da önemli. Ya da önemli. Yani o da çok olay, nadir gerçekleşen bir olay. O somut olay değil. O genel olay. Yani peki. Genel bir uzun vade yayılmış. Trabzonspor'un o 2 puanlı sistemlerde o üst üste 6'yı falan hani böyle şampiyon olduğu dönemlerde o Trabzonspor böyle çok erkeden şampiyonluklar elde etmiştir yani. Şenol Güneş'in kalede olduğu zaman. Bu kadar değil tabii. Şenol Güneş'in, evet, Ali Kemal'lerin oynadığı dönemlerde. En büyük yıldız, evet, Ali Kemal miydi o? Tabii. İki puanlı sistem olmasına rağmen. Ali Kemal abi. Ali Kemal Denizci. Ali abi Serdar Şenol abi. Şenol Güneş. Altı şampiyonluklu Ali Kemal var mı? Son ikisi yok. Bilmiyorum artık tam hatırlamıyorum ama Ali Kemal abi bir idoldü ya. Büyük uzun saçlarıyla. Çok da iyi insan. Oo, delikanlının babası. Adamın dibi. Buradan selam olsun Ali Kemal abi. Ali Kemal abi Trabzon'da değil mi? Beşiktaş'ta da oynadı değil mi Ali Kemal Denizci? Ali Kemal Denizci. Fenerbahçe'de oynadı. Fener'de oynadı. Fenerbahçe'de oynadı. Bizden Beşiktaş'a gitti. Aynı odada kalıyorduk biz işte. Ya, Ali Kemal Denizci. Peki. Hadi. Adam. O zaman oy birliğiyle Markao oldu. İlk yarının olayı burada Trabzonspor demiş halk. Trabzonspor'un puan farkı. Ahmet Hoca'nın halka hiç gram saygısı yok. Hocam herkese saygısı. Sokaktaki futbol severle benim oyum bir mi diyor? Bir mi diyor? Bunu tarihe düşün. Aysun Çakar Kayacı. Hadi. Peki ilk yarının hakemi. Londra'da bu Sinan abi Aysun Kayacı. Çok zor soru bakın. Bir sorayım şimdi ayrıca çıkıyor. Hayal kırıklığı. Peki ben tersten gidiyorum bugün. Evet, ilk yarının hayal kırıklığı yaşatan kişisi. Sergen Yalçın, Ali Koç, Fatih Terim, Vitor Pereira. Bence güzel anket bu. Güzel tartışma. Fatih Terim. Ya Fatih hocam Terim adam Avrupa'da finale gidiyor be. Bence Fatih Terim'le Sergen arasında gidip geldim. Sergen de olabilir ama Avrupa'da Fatih Terim final diyor. Fatih Terim diyor. Ben söyleyeyim. Ahmet Hoca, evet. Finale gidiyorum hocam. Ben mesela burada oylamada ne çıkacağını biliyorum. Biliyor musun? Tahmin ediyorum. Ali Koç. Evet. Ali Koç çıkacak oylamada. Bence bir dakika. Ama ben Sergen Yalçın diyeceğim. Ben tabii niye söyleyeceğimi şunu söyleyeyim. Şimdi Sayın Ali Başkan bu 4. senesi. Yani zaten 3 senedir başarısız Fenerbahçe. Anladın mı? Bu da 4. senesi. Anladın mı? Hani 4. senesi öyle değil. Hani yeni bir şey. İnsanda bir hayal kırıklığı. Şok etkisi yaratmadı. Şok etkisi yaratmadı. Ama Sergen Yalçın geçen sene bütün Türkiye'nin değil mi yere göğe koymadığı bir antrenör ve başarıyken birdenbire bu kadar düşüş tam bir hayal kırıklığı. Hiç ummadığımız bir şey. Yani Fenerbahçe bu sene de şampiyon olamaz desen sezon başı birçok insan evet olamaz derdi. Ama Sergen Yalçın bu kadar kötü gidecek Beşiktaş ve Sergen Yalçın ligi bitiremeyecek. Erkenden gönderecek desen çok yapardı. Bende hayal kırıklığı oldu bende de. Peki Sinan abi sence en çok kim hayal kırıklığı yarattı? Bu dörtlünün dışında da birini söyleyebilirsiniz ayrıca. Bu dörtlünün hepsini söyleyebilir miyiz? O da olur. Hepsi de. E şıkkı hepsi diyorsun.
Hepsi. Ya, aa, terimde ama bir cevap. Tutamak var. Şimdi bak. Tamam 11 10. olma bir rezalet ama terimde bak. Terimin bütün vücut düşmüş. Ama bir yerden tutuyor. Abi ya, terim yine Avrupa'da. Avrupa'da bak yine. Bak ayak düşmüş. Sen haklısın, ben terimden vazgeçiyorum. Sergen'e döndüm. Haklısın. Hocam çünkü aa, bak tutamak var. Ayak düşmüş, kafa düşmüş ama doğru. Bir parmağıyla da olsa Avrupa'yı tutuyor. Böyle tutuluyor. Ya zaten orada iki tane teknik direktörünün gönderilip bitmiş. Bir tanesinin gönderilmemesinin sebebi Asim'in dediği yer. Orada da fiyat tutamıyor. Öyle tutuluyor. Orada da bir sükut hayal uğrağı olsa Galatasaray camiası o kadar dayanır mıydı? Tabii tabii. Kerim giderdi. Sergen Yalçın çıktı stüdyoda. Evet. Ankette ne çıktı? Ali Koç çıkar bence büyük ihtimalle. Doğru tahmin ettin. %44 Ali Koç. Ama Ali Koç dediğim gibi 4 senedir böyle yani. Bu yani ünlü senin dostun ressam Bedri Baykam'ın bir eseri vardı. This has been done before. Yani bu daha önce yaşandı. Yani bu daha 4 senedir yaşanan bir şey bu. Ya birden bir ayak kırıklığı olmadı. Birden bir ayak kırıklığı. Sergen mesela şok. Çok evet. Şimdi daha beklemiyordu değil mi Sergen'den? Yok. Şimdi bekliyor. Ya ben bir de o Alex Teixeira'lar falan geldi. Beşiktaş bu sene Trabzon'un yapacağını Beşiktaş yapar diye düşünüyordum tabii ben. Canım. Evet. Yani onun için Ali Koç'a bence ayak kırıklığı demek doğru değil. 4 senedir öyle adam. İstikrarlı yani. Sıradaki i̇stikrarlı ve bu şekilde başarısız. Sıradaki kategori gelsin. İlk yarının hakemi. Oo. Siz de ekleyebilirsiniz. Evet. Cüneyt Çakır, Fırat Aydın. Ali Şansalan. Sinan İngin Ali Şansalan diyor. Tartışmasız Fırat Aydınus. Fırat Aydınus diyorsun. Altın ikinci bağrını yaşıyor. Ben Ali Şansalan'ı beğeniyorum. Niye salladınız Ali Şansalan? Ben bir şey demedim. 50 yaşına rağmen. Ali Şansalan iyi. Bak Fırat da derim ama Ali Şansalan'ı beğeniyorum. Dürüst çocuk olduğuna inanıyorum ona. Cüneyt. Cüneyt'i eyyamcı buluyor. Yok öyle estağfurullah öyle şey söylemiyorum. Peki. İçimizde hakem imparatoru var. Estağfurullah ya. Ali oraya koymamışsınız. Hakem imparatoru var. Ben de Fırat diyorum. Ben de Ali'yi koymadan sen ne Fırat diyorum. O penaltıyı vermesine rağmen Fırat diyorum. Ben de Fırat Aydınus Fırat diyorum. Çünkü Fırat hakemlerin Aydınus imparatoru Ahmet Çakar. Estağfurullah ya biz öyle değiliz ya. Ya hocam ben nasıl Konya Spor'u tahmin ediyorum aylar öncesinden. Tabii tabii. Hocam bir şey soracağım. İşim futbol. Sen de hakemleri iyi takip ediyorsun. Sevgili Avrupa futbol uzmanı Onur'a da soruyorum. İngiltere'de. İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da. Beş. Farkında mı? Çok güzel futbol muhabbeti. Fırat Aydınus gibi. Başka programım geldi. Var. 50 yaşının eteklerinde hakem var mıdır? Var. 50 İngiltere'de çok var. 70'li. Ne? 70 doğumlu. 50 yaşında var. 69 doğumlu. 45-50 arası. Şu anda hayretler içerisindeyim. Yani Fırat 48 yaşında. Bayağı güzel bir futbol programı yapıyoruz. Başka program gibi bu. Futbol ikili konuşalım. Ama yılın son programı ya. Futbol konuşalım biraz da. Derin değil mi? Futbolda. Biraz da bir futbol. Bir de derin futbolda. Aynen. Peki. O yaşlandık galiba. He, Fırat Aydınus. He? Yaşlandık. Mike Dean 68'li ne oluyor? 54 yaşında mı? Hadi. Ya Fırat 58'li. Hayır ya. 58'li falan değil ya. Fırat. Hocam bırakın Fırat'ın yaşını ya. Eve gideceğiz ya. Tamam. Ve eve gideceğiz. Burada aday göstermedik ayıp olmasın diye. Tabii tabirimizi kusura bakmayın mazur görün. Bidon. Avrupa'da derler ya hani beğenilmeyen, beklenen performansı sergileyemeyen kişiye bidon denir. Hani yanlış anlaşılmasın bizim tabirimiz değil. Evet ankette Fırat Aydınus dedi. Bu kez stüdyoyla anket aynı fikirde. Evet. Yılın bidonu. Yılın bidonu. Tabii bidonu kötü, hayal kırıklığı anlamında doğru mu? Tabii. En kötü. Tartışmasız Aykut Kocaman. Çünkü. Geçen sene Konya'nın başından çıktı. Konya şampiyonluğa gidiyor. Bu sezon başı Başakşehir'in başına geldi. Küme düşme altındayken Emre geldi. Şu anda şampiyonluğun bana göre 2 numaralı favorisi. Benim oyum Sayın Aykut Kocaman. Hocam Aykut'a bidon derken acaba Aykut'un yakın bir dostuna olan antipatinin de bir etkisi var mı? Hayır yok. Hayır. Onun yakın dostundan nefret ediyorum. Lakin Aykut Kocaman'a bir sempatim yok. Ama ben yılın ilk yarının bidonu olarak sevgili Aykut Kocaman'ı diyorum. Bidon varil gibi olmuş. Sinan abi sence var mı böyle Herrera. Bir... Pereira. Güzelim takımı, güzelim kadroyu. Yeni bir sistem yaratacağım, bir şey yaratacağım üçlü, dedi. Üçlü, bilmiyorum. Mahvetti gitti. Ben Pereira diyorum. Abdülkerim hocam. Ben çok karakterli, düzgün bulmama rağmen benim için Serdar Tatlı. Eski MHK başkanı. Serdar Tatlı. Hocam. Çok ümitliydim ondan. Hani sağlam şey adam. Dirayetli. Evet. Kimseye şey yapmaz falan derken hem Türk futbolunu büyük bir kaosa sürükledi bu onun hakemleri. Bak o gittikten sonra
Hiç ismini bilmediğimiz bir adam geldi. MHK'nin başına. Hakemler daha iyi ve daha cesur. Ahmet Çakar'ın program başında dediği gibi. Hakemler daha böyle eyyamsız maç yönetiyorlar. Daha cesur. Tebrik ediyorum. Onun için Serdar Tatlı diyorlar. Eski MHK başkanı tam benim için ayak kırıklığı oldu. Onurcuğum çok şey bekliyordum. Bir ekranı kamera göstersin. Rasim. Türkiye Futbol Ligi 2021-22 sezonunun bidonu Bizans'tır, Bizans! İstanbul takımları havlu atmıştır. İstanbul takımları Aralık ayında süt ligine gitmiştir. Yani işte mantıklı evet. Üçünü birden diyorsun. İlk yarının bidonu budur. Bunu duyunca fakat benim aklıma bir olay geliyor. Hiç unutmuyorum. 2003 senesinin başı yılın adamı seçiliyor. Sinan abi 2003. Evet. Herkes yorum yapıyor. Çavuş da var. Çabuk anlat ama. Oğlum ben. Tamam. Program bitecek çabuk dedi, anlat. Çavuş uzun uzun dedi. Bu yılın adamı. 2007 olaylar olmuş. Hadi lan. Tıkanlı gülüm hocam. Söylesene oğlum. Yaz ver ben senin adına şunu. Dur gül kendi. Dur su iç biraz su iç. Su ver şuna be. Bu neydi? O senin Kolombiyalı şey gibi oldu hocam. Bir su içsene ya. Ne oldu lan? Dur, bekliyoruz dur. Peki de herkes yorumladı. Bayağı bayağı troll bunu değil. Anlattı, anlattı. Hiç unutmuyorum hocam. 2003, 2003 ocağı. Bu sene adamı 2003. Ne? Benim diyor. Bu yıl. Kendini gösterdi. Kendini. Bu yıl adam benim dedi. Kim dedi? Önce. O sene üçüncü olmuş. Ama bana izah etti. Ben en çok ben koydum. Bu yılın adamı benim dedi. Abi hiç unutmuyorum. Ben hocam. Tamam Ahmet Çakır'ı söyleyeceğim. Bir doğru. Ya, bu yıl adamı diyor. En çok 2002 senesinde. En çok konuşulan adam. Ama en çok tek futbolla değil. Tayyip Erdoğan iktidara gelmiş. Şenol Güneş üçüncü oldu. Bu nasıl megalomani ya? Öyle hocam tam senin söyleyebileceğim bir cevap. Geldi bu yılın adamı. Ahmet Hoca megaloman değil. Ben de hiç megalomani ama iki tevazıdır ya. Hani böyle garip şeyler sen söyleyebilirsin. Bak bu yılın bidonu benim diyebilirim kendim. Ne açıdan? Bir şey yapmadın ama. Gibi kirali. Ali ne diyor abi bu yılın bidonu sensin diyor kirli Ali ama o, benden evet. Daha bidonları var mesela. Ha karıştırmayalım. Söylemeyen var mı? Fikrini söylemeyen var mı? Adamı dağıldık. Benim dedi adam. Biz buncalı abi vallahi büyük adam. Peki o zaman tabii yılın son programı hepinizden bir yeni yıl mesajı almak istiyorum. Rasim sen biraz dinlen gözlerin dinlenin, yaşardı. Ben karnım ağrıyor. Karnın ağrıdı gülmekten. Sinan Engin'den başlayalım yeni yıl mesajları. Bütün halkımızın, bütün insanlığın yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu olun. Çok her şeyi kafaya takmayın. Önce sağlık, 5 dakika sonra para. Evet abi. Önce doğru. Sağlık, 5 dakika sonra. O zaman Sinan abi seni bir güldüreyim. Sağlık olmadan, sağlık olmadan parayı yiyemezsin. Sağlığın yoksa parayı ne yapacaksın? Ben dur bir güldüreyim Sinan abime. Buyur canım. Demin bir espri yaptık ya şey Rus. Ürünleri hepsinden uzak duralım. Ayşe Öz Yılmazer bizim masadaydı Sinan abi. Bizim Ayşe evet. Dedi ki çirkin adam yoktur az para vardır. Yıkıldı ortak. Espri yaptı. Hadi hadi sen yeni yıl kutlan. Sonlara doğru sıkıntı. Hadi bir yeni yıl mesajı alalım. Dedi kardeşim. Sevgili Ayşe selam selamlar. Peki. Ya hocam şöyle söyleyeyim. 2020'de 21'de berbat geçti. Doğru. Ben böyle iki sene görmedim. Pandemi, Quentin Tarantino pandemi. Filmi gibi. Aman Allah. İnşallah 2022 yok omikron varyantı yok bilmem ne abi hala millet korkuyor Avrupa'da ya. Yasaklar masaklar. Yani yine biz Türkiye biraz rahatız bu konuda şu an. Artık yani bıktık. Vallahi bıktık. Ben seyahat etmeyi de özledim. Korkusuzca saçma sapan. Onu durdur bunu durdur onu çıkar bunu çıkar. Bunu aldık vallahi bunu aldık. Sağlık diliyorsun.
Türkiye içinde ben prensip olarak, güzel bir ben prensip olarak o işleri sevmem. Yani ben herkes gibi sağlık, başarı, bol kazanç, hayırlar, mayırlar dedim de benim de memleketler laflardır. Tabii, farklı bir şey geliyor muhtemelen. 2022'nin geride bıraktığımız 2 yıldan daha kötü olmamasını isterim. Ona da razıyız hocam. Ona da güzel. Razı. Amin. Güzel ya dilek. O kadar. Hiç gerçekçi. E tamam hadi hepinize sağlık diliyorum. İlla ki biriniz ölecek. Kanserden, kazadan, Covid'den. E para kazanın, bol para. E birileri kazanırken birisi kazanamayacak. Peki hocam, ben de diyorum ki gel 2022 için intikam planlarından vazgeç. Barış adamı ol. Ben güzel kapatalım. Kin tutmam. Ol. Yavrum ben kin tutmam. Tutmaz evet. Not tutar. Bak. Aynı şey oldu hocam. Aynı şey o gibi oldu biraz. Kin tutmam, not tutarım. Peki Abdülkerim hocam. Ben bütün herkese... Alacak gibisin bu ya. Yani, ne oldu hocam? Üzüldüm. Yani, şunu söyleyeyim hani Ahmet Çakar beni etkiledi konuşması. Ben de sağlık, mutluluk diyecektim. Bunları kolpa laf deyince... Ben de şimdi kolpacı olmuş olacağım, anladın mı? Sağlık, mutluluk dileyeceğim. Ama kolpacı olmayı da göze alıyorum. Bütün herkese önce sağlık, sonra da helal rızıklar, helal kazançlar. Ya mümkün değil, teorik olarak mümkün değil. Herkes illa ki birileri ölecek. Hocam, belki sen. Hocam ben Allah'tan dilerim. Gerisini Allah'a bırakırım. Bu sene meşhur futbolcu öldü mü? Gerisi Allah'a bırakırım. Ölen futbolcu oldu mu? Ben dilerim sadece. Hatırlıyor. Diliyorum Allah'a. Maradona? Sağlık. Maradona öldü. Maradona 2021 mi 20 miydi? 21. Evet sen öldü evet. 2021'de öldü. Peki son selamlarımızı alıp bugün toplu kapatalım lütfen. Var mı selamımız Sinan ben abi? Ben bir tane selam. Kemal Kabadayı'ya selam. Herkese selam. Tolunay, ben, Serap hocamın dakika, kızı Tolunay, Tutku'ya selam. Ha, evet. Tolunay Ören kardeşim evladıma. Selamlar, bol şanslar. Yılın YouTuber'ı seçtik onu. Yılın YouTuber'ı da seni seçiyoruz Tolunay'cığım. Öpüyoruz. Peki. Kaybolan oğlum. Ben de Galatasaraylı, Büyük Galatasaraylı kardeşim Muhsin Zor'a selam söylüyorum. Bir de Bornovaspor'un stoperi benim evladım Onur, Fuat Onur. Dün tendonu koptu. Geçmiş olsun diyorum. İnşallah en kısa zamanda iyileşir. Tekrar sahalara döner diyorum. Ben de bu arada Z Talk'a selam yazmışlar. Z Talk'a selam gönderiyorum. Aa, program yapmışsın. Bir de Armağan Çağlayan'a röportaj verdim. Z kuşağını seviyorum. Armağan Çağlayan ve Z Talk'u izleyin. Bakayım Çanakkale'den İlhan Mani. Fenerbahçeli kardeşim. Sana mesaj selam olsun. Serap hocamın 60. yıldan hocamın kızı Tutku. Tutku'ya selamlar. Bu arada çok alakasız olacak ama evet. Tabii bir haber. Kapatmadan söyleyeyim. Başakşehir Emre Çolak'la anlaşmış. Başakşehir'e transfer edilmiş Emre Çolak. Evet. Rasim çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sana da iyi seneler. Abdülkerim hocam. Evet son olarak Z kuşağınla aramı düzelttim. Onlara çok uyuzdum. Biliyorsun değil mi bizim bu YouTube dalgasından? Çok uyuzdum Z kuşağına. Seviyorlar hocam. Şu anda Z kuşağı. Ama şu anda Z... Likelasalar iyi. Bu hafta likelasınlar mı seni? Tabii ki. Çekiyor muyuz? Çekeceğim. Tamam. Ya, ister likelasınlar ister tıklasınlar. Barıştım Z kuşağıyla artık. Barıştım Z kuşağıyla. Seviyorum kerataları. Peki. Seviyorum kerataları. Seviyorum. Evet. O halde bir selam da ben göndereyim. Gönder. Her programda iki izleyicimize selam gönderiyorum. Israr eden, Instagram'dan denk gelen. Mevlütcan Atagün, Aşkın Tekdemir. Bizi izliyorlarmış severek. Onlara da iyi seneler, selamlar gönderelim. Evet, Abdülkerim hocam Instagram'dan bizi takip etsinler. Beyaz Futbol'u takip etsinler. Evet. YouTube'a üye olsunlar. Evet, aynen öyle. Aynen son öyle. Olarak var mı? Bitti mi selamların? Abi Allah aşkına nasıl bitsin selamlarım? Aman kapat hocam toplu nasıl söyle. Nasıl bitsin selamlarım toplu. Allah aşkına? 1500 kişi yazmış selam söyle peki. Abi diye. Hepinizi seviyorum 1500 kişi size sesleniyorum. Ben de o zaman klasik hepinize bir kapanış selamlar. Yapmayayım. Hani sağlık, mutluluk, Ahmet Hoca kolpa diyor. Derin futbollu, beyaz futbollu bir sezon ve sene diliyorum hepinize. İyi seneler, görüşmek üzere.